doğduğum yeri hatırlıyorum oğlum. Ya şimdi gitsem kendi evimi de bulurum, bozulmuş olsa da bulurum. Gider yerleşiriz, hükümet yardım etse gider oğlum. Yardım etmese biz gidemezdik hiç. Türkiye yapmak üzerine bizim halka sahip olsun bizim halka, bizim halkı. Biz töküldük, saçıldık, darmadağın olduk biz. Biz daha bir yere gelemezdik. Ama Türkiye sahip olursa biz gidip onu da yerleşiriz bir yere. Uzaktalar vatanlarından, sevdiklerinden, toprağın kokusundan, okunan ezanlardan uzaktalar. Gurbet elde geçti hayatları, hasret dolu kalpleri Türkiye deyince sızlıyor. Yaşanan sürgünlerden, çekilen acılardan arta kalansa tek bir soru: vatana ne zaman döneceğiz? ...1989 yılında başlayan Sovyetler Birliği'ndeki etnik hareketlerin sonucunda Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi birçok etnik grup kendi cumhuriyetini kurdu. Ancak sürgün edilen Ağızka Türklerinin böyle bir cumhuriyeti yoktu. Herkes bulunduğu ülkenin vatandaşı olmak durumundaydı. Ama Ağızka Türkleri hangi ülkenin vatandaşı olacaktı? Bu durum yıllarca sürecek yeni sorunların da başlangıcı olacaktı. Sürgünden sonra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a dağıtılan Ağızka Türklerinin gittikleri dördüncü ülke Azerbaycan oldu. Çünkü Azerbaycan hem kültür olarak hem de coğrafi olarak Ağızka'ya oldukça yakın. Ancak bu kolay olmadı. Ağızka'ya Azerbaycan üzerinden dönmek isteyen Ağızka Türkleri insanlık dışı metotlarla sınırdan dahi kabul edilmiyorlardı. Tüm bu yaşananlara rağmen Ağızkalılar vatana dönüş mücadelesinden vazgeçmedi. Artık Ağızkalıların yeni hedefi Moskova'ydı. Bir süre sonra Ağızkalıların ayak sesleri Rusya'da yankılanacaktı. Çünkü Ağızkalılar Moskova kapılarına dayanmışlardı. Ağızka Türkleri vatana dönüş hareketini bırakmamış, tam aksine daha da hızlandırarak Moskova kapılarına dayanmışlardır organize olarak. Artık bunların sayısını onlar da bilmiyor. Defalarca Moskova'ya gitmişler. Fakat her gittiklerinde de maalesef çok kaba tavırlarla karşılanmışlardır. Tutuklanmışlar, oradan kovulmuşlar, konuşulmamıştır. Sudan sebeplerle içeri atılmıştır. Eğer bir şekilde girmişse bunları ya Ermenistan'a göndermiştir, Türklerin yaşamadığı, yaşayamayacağı yerlere, veyahut da daha kuzeye, Abhazya'ya falan gönderilmişler. Tek tük koloniler şeklinde. Ama kesinlikle Ağızka'ya yerleştirilmemelerine özel bir gayret gösterilmiş. Çıktık, gittik, bir evden bir iğne almamışık evimizden. Canımızı illa kurtardık. Bize vatan veren yok, yardım eden yok. Hiçbir şey lazım değil, bize fakat vatanımız lazımdır. ...1980'lerin sonuna doğru Gorbaçov dönemidir. Bu dönem yeniden yapılanma ve nispi bir rahatlama dönemidir. Bu dönemde Sovyetler Birliği coğrafyasında, Kazakistan'da ve Azerbaycan'da bir takım etnik kıpırdamaların olduğunu görüyoruz. Bir pazarda çıkan olayların sonucunda büyük bir insanlık dramı yaşandı. 1989 yılının Mayıs ayında sıradan sayılabilecek bir laf kavgası Özbeklerle Ağızkalıları karşı karşıya getirmiş, böylece Ağızka Türklerine ikinci bir sürgünün yolu görünmüştü.
bu defa Ağızkalılar Özbeklerin saldırılarından canını kurtarabilmek için Azerbaycan'a ve özellikle de Rusya'ya taşınmış, deyim yerinde ise kurtarılmışlardır. 2011 yılı itibariyle söylüyoruz. Nihayet Krasnodar'a gelen Ağızkalılar vatana dönüş için bir hayli faaliyetlerde bulunmuşlar. Abhazya'dan yürüyüş düzenlemişler filan ama maalesef bunlar da sonuçsuz kalmıştır. Ama kendilerini bu ülkeye getiren Rusya Federasyonu bunlara bu defa insan hakları vermemek gibi bir tavra girmiştir. Yani nüfus cüzdanı vermiyor, doğumunu, okul ihtiyacı, yani sıradan vatandaşlık haklarını vermemiştir büyük bir çoğunluğuna. Bu defa ne olmuştur? Ağızkalılara Amerika yolu görülmüştür. Yani onlar hür dünyaya seslenmişlerdir, hür vicdanlara seslenmişlerdir. O zaman Amerika Büyükelçiliği gidip bölgede yaptığı bir inceleme sonucunda bir kısım Ağızka Türklerini Amerika'ya götürmeye karar vermiştir. Ve 12-13 bin kişiyi Amerika'ya götürmüştür. 1992 yılında Ağızka Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskanına dair çıkan kanun sayesinde 150 aile Iğdır'a yerleştirildi. Ağızkalılara kalabilecekleri ev verilmiş, fakat ekip biçebilecekleri tarımsal faaliyette bulunacakları iş imkanı tanınmamıştı. Bu insanlar bomboş evlerde ne yapacaklardı? Dolayısıyla Türkiye'ye açılan ilk göç kapısı umutsuzlukla sonuçlanmıştı. Bunun altyapı çalışmaları, hazırlıkları iyi yapılmamış, düşünülmemiştir. Bu defa serbest göç şeklinde Türkiye'ye bir göç akınının başladığını görüyoruz Ağızkalıların. Bu demektir ki 1992'den günümüze kadar en az bir 50-60 bin Ağızkalı da Türkiye'ye gelip Ağızka Türkü olarak ikamet alıp 2 sene sonra vatandaşlığa müracaat etmek suretiyle 50-60 bin kişi bu şekilde gelmiştir. Ağızkalılar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve bir de Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 8-9 ülkeye dağılmış durumda. Bir tane ağaç gördün mü Ağızkal'a? Didmiş dökmüşler. Kupkuru ot. Bunun sahibi olsa bu olur mu öyle? Benim bir ata baba yurt vatanım. Benim bir bölgem. Benim bir güvendiğim direk. Çünkü bana sorduğu zaman nerelisin, ben Ağızkalıyım. Ve nerede oturuyorsun, Ağızkalı. Benim için bu çok önemli. Çünkü benim bir yuvam var, yerim var. Bir toprağım var. Bu dünyada suçumuz ne, günahımız ne? Yeter artık, yeter. Gürcistan Parlamentosu uzun bir çalışma sonrasında 2007 yılında Ağızka Türklerinin Gürcistan'a dönmelerini öngören bir yasayı kabul etti. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortada kalan ve ana yurtlarına dönmek isteyen bu insanlar nihayet vatanlarına geri dönebileceklerdi. Gürcistan Parlamentosu Avrupa Konseyi'nin de zorlamasıyla 11 Temmuz 2007 tarihinde çıkardığı eski Sovyetler Birliği tarafından Gürcistan'dan zorla sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşü hakkında kanunda geri dönüşün yasal zemini oluşturuldu. Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusu yaptığı zaman Avrupa Konseyi Gürcistan'a bu meseleyi halletmesi şartıyla kendisini Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edeceğini bildi. Gürcistan da bu şartı kabul etti. Ama 6 sene içinde bir kanun çıkarmak gerekiyor. 2007 yılında Ağızka Türkleri ile ilgili bir kanun çıkardı. Fakat bu kanunda Ağızka Türklerinin adı geçmiyor. 1944 sürgününe vurgu yapılmıyor. 40'lı yıllarda Gürcistan'dan ayrılmış insanlardan bahsediyordu. Ağızka Türkleri kendilerine haksız yere zulmedilmiş olarak bu zulmün tescilini, kabulünü ve iadeyi itibar edilmelerini talep ediyorlardı. Ama Gürcistan'ın çıkardığı kanunda böyle bir şey olmamasına rağmen değil mi ki vatana dönüş kapısını aralıyor bu kanun diye vatana dönüş için müracaat etmeye başladılar. Gürcistan 2008 ve 2009 yılları zarfında müracaatları kabul etti.
Dedi ki 2010 yılında tam bir yıl boyunca ben bu müracaatları değerlendireceğim. Vatana dönüş statüsü verdiğim insanlara da 2011 yılında kabul etmeye başlayacağım dedi. Eğer Gürcistan bu süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmezse Ağızka Türkleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açabilecek ve bu yolla vatanlarına dönmeyi talep edebilecekler. Ancak bugüne kadar herhangi bir geri dönüş gerçekleşmedi. Gürcistan'da şu anda Göçmenler Bakanlığı'nda 5842 başvuru var. Bu başvurunun fazlası Azerbaycan'da yaşayan Ağızka Türklerin başvurduğuları. Rusya'dan 200, Kazakistan'dan böyle 200 civarında böyle hepsi olup 5842 civarında. Şimdi tabii ki o başvuru anketasında Gürcistan'ın neresinde yaşamasının şeysi var. O da Ağızka bölgesi tabii ki. Hepsi Ağızka bölgesinde yaşamayı istiyor. Bu halk bugünkü derecede masumdur. Bütün halkımızın fikri odur ki vatanımızı bize birce Türkiye alıp verebilir. Türkiye'den umudumuz büyüktür. Sony Türkiye yani. Biz de hepsi onu düşünüyor. Sony Türkiye inşallah olur. Gürcistan Ağızka Türklerinin geri dönüşüne şartlı izin verdi. Şartlardan birincisi, geleceklerin sadece Ağızka bölgesine değil, tüm Gürcistan topraklarına yerleşmeleriydi. Tiflis bu şartı, Ağızkalıların bölgeden 91 bin kişi çıkmasına karşın bugün dönebilecek olan rakamın çok olması ve bölgenin bunu kaldıramayacağı savına bağlıyor. Şartlardan ikincisi ise, Türklere verilecek kimliklerde Türk ve Müslüman yazmayıp Gürcü ve Hristiyan yazmasıydı. Gürcistan'ın bu şartının altında yatan nedense bölge halkının aslında Türk olmayıp Mesih denilen Gürcüler olduğu iddiasıydı. Gürcistan, Ağızka Türklerinin zamanla ve zorla Osmanlılar tarafından Müslüman yapılarak Türkleştirildiklerini savunuyor. Ağızka Türklerinin bazıları ise vatana dönebilmek için bu şartın kabul edilebileceğini savunuyor. Türklerin kendi kimliklerinden vazgeçmeleri için ortada hiçbir sebep yok. Ayrıca kimliğini bir yana bırakarak dönmeyi göze alanların sayısının binde bir bile olduğunu düşünmüyorum ben. Bunlar daha çok Gürcistan devletinin bir takım özel gayretlerle etkilemeye çalıştığı tarihten, kültürden, bizim kendi kimliğimizden habersiz kişilerin dalaletle ifade ettikleri görüşlerdir. Hiçbir Ağızka Türk'ünün, Ağızka'dan sürgün edilen hiçbir Müslümanın ben Gürcüyüm diye kabul edip de döneceğini ben beklemiyorum. Onurlu ve gönüllü dönüş. Yasanın amacında yer alan bu iki sözcük de oldukça önemli. Dönenler bir suçlu gibi ezik, dolayısıyla kendilerine gösterilen herhangi bir yere değil, kendi köy ve kasabalarına yerleşmelerini Gürcistan parlamentosunun kabul ettiğini anlamak durumundayız. Öte yandan, gönüllülük sözcüğü, dönenler için cazip imkanların sunulması halinde anlam kazanacak. Gürcistan'ın bu ifadeyle güvence verdiğini anlıyoruz. Amaçta yer alan aşamalı dönüş ifadesi de net olmayan bir yaklaşım. Çünkü yerleştirme aşamalarının kaç yıl süreceği belli değil. Yasanın en büyük eksiği ise vatanlarına geri dönenleri neyin beklediğinin açıklanmaması. Ağızkalılar eski köy ya da kasabalarına mı, kendi evlerine mi, yoksa herhangi bir yere mi yerleştirilecekler? Dağıtılacaklar mı, yoksa belli bir merkezde mi toplanacaklar? Eskiden kalma malları, arazileri var mı? Varsa iade edilecek mi? Bu sorular zihinleri meşgul ederken 5 ilçe ve 200 köyden meydana gelen Ağızka'da şu an daha çok Gürcüler ve Ermeniler yaşıyor. Yüze yakın köy ise Türklerin sürgününden günümüze kadar hala boş. Dönmek isteyenler
dönmeli. Dönmek isteyenlere Gürcistan hükümeti engel olmamalı. 2007 yılı sonuna kadar, yani bu çıkarılan kanunla beraber birkaç sefer başvuru süresi uzatıldı. En son 2009 yılına kadar uzatıldı bu süre. Bu süre içerisinde Gürcistan hükümetinin resmi olarak kabul ettiği, işleme aldığı 5800 civarında geri dönüş başvurusu var. Ayrıca gene Gürcistan hükümetinin hem Rusya Federasyonu'ndan hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yapılan başvuruları oyalamak suretiyle süreyi geçirtip hileyle işlem yapmayı reddettiği 7600 dilekçe var. Bu dilekçelerin bir kısmı bireysel bir başvurulardır. Ama büyük çoğunluğu aile olarak yapılan başvurulardır. Yani bu 5800 başvuru 5800 ailenin geri dönme talebidir. Dolayısıyla biz bu başvuruda bulunanların dönmesini daha çok önemsiyoruz. Bunların dönüp kendi vatanlarında yaşamalarını önemsiyoruz. Ben bu toprağın adamıyım. Bunda doğmuş, bunda bitmiş. Millet meselesini düzeltsek de düz yoluna koysak, biz Gürcülerden talep etme hakkımız vardır, bizim o şeyimizi, hakkımızı. Bir tek bize yardım lazımdır ki bu millet meselesini biz düzeltelim. Bölgedeki en önemli güçlerden biri de Türkiye. Türkiye, Alaska Türklerinin vatana geri dönüş çabalarını destekliyor ve bunu bir devlet politikası olarak kabul ediyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üzerinden yaptırımlar zaten uygulanabilir. Çünkü bu Gürcistan'ın verdiği bir... Öte yandan Gürcistan şu an Türkiye'ye en muhtaç olduğu dönemlerden biri. Özellikle Rusya olan ilişkileri göz önünde bulundursa. Sadece Türkiye ile değil Azerbaycan'a da muhtaç olduğu bir ülke. Enerji kaynakları söz konusu. Tabii böyle olduğu halde Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle Gürcistan'a bir nevi baskı demeyelim de ama bir tedbir veya bir uyarı yapılabilir. Ve Gürcistan da verdiği vaatleri umarım ki özellikle Saakashvili döneminde yerine getirecektir. Yani Saakashvili'den biraz daha umutluyuz bu konuda. Avrupa'yla, Batı'yla olan ilişkiler daha ılımlı. Ve tabii ki böyle ılımlı olduğu zaman da Batı'ya karşı verdiği vaatleri de yerine getireceğimizi umut ediyoruz. Güvenle birlikte bu umutları gerçekleşecek bir nevi siyasi destekler de çok önemli. Yani özellikle Türkiye'nin üzerine bu konuda büyük görevler düşüyor. Ülkemizde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının haklarını korumak, organize olmalarını sağlamak ve ana vatanlarıyla bağlarını muhafaza etmek amacıyla Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kuruldu. Bu çerçevede Türkiye, Ağızka Türklerinin sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Tüm Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar yapacak bir teşkilat kurduk. Bir seneden beri bu birimin örgütlenmesi için çalışıyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak. Bu birimin görev alanlarından bir tanesi de soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili kültürel birlikteliklerimizi artırmak. Bunların yaşadıkları ülkelerde kendilerini ifade edebilecekleri, demokratik bir ortamda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları yapmak. Bu manada tabii tarihe baktığımızda bazı Türk toplulukları çeşitli eziyetlerle, işkencelerle karşı karşıya kalmışlar. İşte bunlardan bir tanesi Ahıskalılar. Bir diğeri geçen hafta içerisinde 18 Mayıs'ta anma toplantılarına katıldığımız Kırım Tatarları. Hemen hemen aynı tarihlere tekabül ediyor. Sovyet rejimi buradaki toplulukları alıyorlar. Sibirya'ya, Rusya'nın işlerine doğru sürüyorlar. Tabii çok büyük bir eziyet. 100 bin Kırım Tatarının burada öldüğü söyleniyor. Şimdi geri dönüşler başlıyor. Aynı şekilde Ahıska Türkleri de bu tür yanlış uygulamalarla karşı karşıya kalmışlar. Biz bunlarla ilgili onların kendilerini ifadeleri, istediği yerlerde ikamet etmeleriyle alakalı çalışmaları yapıyoruz. ...1992 yılında bir
kanun çıkarılmış. Bunlar Ahıska Türkleri ile alakalı, Türkiye'de isyan edilmeyle alakalı bir yasa çıkarılmış ve komisyonlar kurulmuş. Bugüne kadar 11 bine yakın kişi vatandaşımız olmuş. Bir 10 bin kişi de ikamet tezkeresiyle Türkiye'de kalıyorlar bunlar. Bunlara aynı zamanda iş verilmesi, İskan edilmesiyle ilgili çalışmalar tabii o tarihten 1992'den bu yana kadar devam ediyor. Tabii asıl önemli olan şey Ahıska Türklerin tarihteki yaşadıkları mekana tekrar geri dönmeleridir. Bununla ilgili de malum o Gürcistan Devleti'nin toprakları içerisindedir. Avrupa Komisyonu'nda alınan kararlar çerçevesinde Gürcistan bunu kabul etmiştir ve geriye dönüş için çalışmaları başlatmıştır. Ancak geriye dönüşle alakalı öyle uzun bir prosedür belirlenmiş ki oraya müracaat etmek, o komisyonlardan geçmek konusunda bu hakkın kullanılmasında engeller ortaya çıkarılmıştır. Bu engellerin ortadan kaldırılması bizim dileğimizdir. Bu manada devletimizin ilgili birimleri bu konuda çalışmaları yapacaklardır ve yapıyorlardır da. Bizim soydaşımız, bizim akrabamız fakat bir başka ülkenin vatandaşı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak uluslararası hukukun düzenlemelerine dayanıyor. Bu nedenle Gürcistan'a geri dönecek Ahıska Türklerinin de Gürcistan Devleti'nin vatandaşı olarak orada kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Ama bu manada Türkiye'nin üzerine düşen gerek orada konutlarının yapılması, gerek oradaki kültürel özelliklerinin, zenginliklerinin yaşamaları konusunda onlara insan hakları bağlamında gerekli hakların verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine ne düşüyorsa o tür çalışmalarda belli bir politika çerçevesinde yapılacaktır. Türkiye nasıl ki Afrika ülkelerine, Bosna'ya, Makedonya'ya, Kırgızistan'a el uzatıyorsa bu dönüş yapanlara da el uzatacaktır. Bu konuda faaliyet gösteren TİKA var, bizim Türk İşbirliği Kalkınma Dairesi var. Bunlar oraya dönenlerin oluşturacakları projelere maddi destek, aynı destek sağlamak suretiyle eğitim kurumları açılması, sağlık kurumları açılması, konut inşası gibi konularda Türkiye destekte bulunabilir. Ama bunun için öncelikle dönüşün başlaması gerekiyor. Türkiye'den ne bekliyoruz? Bekliyoruz ki sahip olsun bize. Demesin ki Gürcistan'dan gelmiş Gürcülerdir. Öyle olmaz. Biz dinimizi değişmedik. Namazımızı bırakmadık, okuyu bırakmadık. Biz onlara dönmedik. Hükümetimizden, büyüklerimizden onu dileyelim ki biz milletimize sahip olsun. Hiçbir şeyimiz, eskutumuz yok. Yalnız, vatansız, sahipsiz insan ne olur? Bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa karşı sesini yükselten, hakkı, hukuku, adaleti en gür sedayla savunan bir Türkiye var. Bugün sadece bölgemizde değil, tüm dünyada ezilmişlerin, dışlanmışların, yoksulların umudu haline gelmiş bir Türkiye var. Artık dünyada Türkiye lider bir ülke konumunda. Ahıska Türkleri de vatana geri dönüş mücadelesinde Türkiye'den uzanacak yardım elini umutla bekliyor.